Hocam Kur'an'ın evrensel mesaj taşıyan bir vahiy olduğu konusunda ve sadece Hazreti Muhammed'in yaşadığı döneme hitap etmediği konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi bunun en güzel göstergelerinden birisi mesela demin verdiğimiz Kur'an'daki olağanüstülükler. Çünkü Kur'an 7. yüzyılda tamamen bir kitap ama o 7. yüzyılı aşan bir sesle bağırıyor. Bakın işte evrenin genişlediğini söylüyor. 20. yüzyıl 1920'lerde anlaşıldı. İşte o denizlerle ilgili anne rahmiyle ilgili demin verdiğimiz örnekler buna benzer işte demin de yine verdiğimiz örnekler 17. yüzyılda e, Torricelli basınçla ilgili ölçümler yaptı ama Kur'an'da onu işaret eden şey önceden geçiyor. Mesela bu Kur'an'ın kendi aslına bağlı bir mesajı olmadığını göstergesi bir. İkincisi Kur'an'ın verdiği temel mesaj evreni yaratan Allah'ın alakalı. Kur'an'ın çizdiği kozmoloji evrenin başlangıcı sonuyla alakalı. Bunlar dikkat edin 7. yüzyıla alakalı değil ki. Evrenin başlangıcı şu anda anladığımıza göre 13,8 milyar yıl önce. Ki Kur'an'da onunla ilgili de enteresan bir atıf var. Enbiya suresi 30. ayette. Yerle gök bitişikti biz onları ayırdık diye. Gerçekten şu andaki modern kozmolojimiz aşağı yukarı böyle. Her şeyin bir arada olup da ayrıldığı bir Big Bang kozmolojisi. Fizikte hakim. E, evrenin sonunu Kur'an işaret ediyor. Günümüzde hiçbir ateistin de karşı çıkamayacağı şey. Yani Kur'an'ın Allah'ın ile ilgili çizdiği ontolojisi. 7. yüzyıl değil her asrı ilgilendiren bir unsur. Çizdiği kozmoloji her asrı ilgilendiriyor. İnsanın varoluşuyla ilgili sundukları Kur'an'ın verdiği sorular sadece 7. yüzyılın insanın soruları değil ben niye buradayım sorusu. Ben nereye gidiyorum sorusu. Hayatın anlamı ne? Aynı şekilde 21. yüzyılın insanın sorusuna da buradan cevap geliyor. bu açıdan bakıldığında yani Kur'an'ın mesajı elbette ki evrenseldir ve de ümmetseldir dediğim. Ben bazı ümmetseldir niye dediğimi burada girmeyeceğim. Hocam Çünkü bu... Hı, bu ümmete mahsus da bazı şeyler olabilir. Hı.